Çıtırıtnet'ten herkese merhaba. Bugün futbol tutkunlarının merakla beklediği Pro Evolution Soccer 2017'yi inceliyoruz. Hi everyone and thanks Peter. It's great to be on board. Pro Evolution Soccer veya artık unutmaya yüz tutmuş adıyla Winning Eleven. PES'in son dönemleri hakkında neler düşünüyorsunuz bilmiyorum ama geçmişe dönüp baktığımda ihtişamlı bir oyun serisi görüyorum. PlayStation 1 zamanından beri oynadığımız, sevdiğimiz bu futbol oyunu özellikle 2000'li yılların ortasında en iyi dönemlerini yaşamıştı. Yıllar geçti ve rakipler kendini geliştirdi. Peki PES? Kimine göre kendini hiç bozmadı. Kimine göre ise sağlam adımlarla gelen FIFA oyunlarının ardında kaldı. Yine de oturup konuşulması gereken bir sorun vardı. PES artık o müthiş zamanların çok gerisindeydi. Futbol oyunlarında da tıpkı konu alınan spor dalının kendisi gibi müthiş bir rekabetin olduğunu söylememizde sakınca yok. FIFA 98 ve FIFA 99'un ardından rakip pek parlak olmayan devam oyunları çıkartırken Konami cephesinde ise sürekli bir yükseliş vardı. PES 4 ile birlikte çıta artık iyice yükselmiş, FIFA'nın adı duyulmaz olmuştu. Sonrası zaten hepimiz hikayeyi biliyoruz. PES 2016 başarılı bir oyundu. PES uzun zaman sonra inceleme puanları ve kullanıcı yorumları bazında FIFA'ya karşı üstünlük kurmuştu. Buradaki en büyük fark oyun motorunun tamamen değiştirilmiş olması. Kojima Productions'ın yapmış olduğu Fox Engine PES'e yepyeni bir çehre verdi. Doğal olarak yapımcılar PES 2017'de de fizikleri, görselleri ve oyun mekaniklerini tümden değiştiren Fox Engine'e güvenmekten vazgeçmediler. Oyun için son 2 yıldır gerçekten çok önemli kararlar alınıyor ve Metal Gear Solid 5'in grafik motorunun harika olması bu kararların olabildiğince rahat ve güzel bir şekilde uygulanmasını sağlıyor. Oyun her noktada sağlam duruşunu kanıtlıyor. Paslar siz nereye hedeflerseniz ki yeni sistemin etkisi çok büyük, nasıl bir şiddetle gitmesini istiyorsanız öyle gidiyor. Top kontrolü zor, inandırıcı. Her şeyin ötesinde onu kaybettiğinizde geri kazanmak için ikna edici bir çaba içerisine giriyorsunuz. Top fiziklerinin de gelişmesi tüm bu mekanikleri destekliyor. Ama yapay zekaya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. PES 2017'nin yapay zekası gerçekten iyi. Mesela oyuncular belirlenmiş, önceden hazırlanmış basma kalıp rotalar üzerinden koşu yapmıyorlar. Yapay zeka tamamen topun hareketlerine göre karar veriyor ve her seferinde en doğru yolu bulmaya çalışıyor. Bu durum her noktada geçerli. Ceza sahası içinde anlamsız bir kalabalık oluşmuyor. Atağa hazırlanırken belli taktikleri değil, o anın en uygun kararları almaya çalışıyorsunuz. Hal böyle olunca da uygulayabildiğiniz oyun stilleri de hayli gelişiyor. Organik bir biçimde maç sırasında uygulamak istediğiniz taktikleri kullanabiliyorsunuz. Hızlı, kısa paslar veya kanatlardan ortalarla ilerlemek aklınıza ne gelirse büyük bir esneklikle oyuna aktarılıyor. PES'in en çok eleştirilen yönlerinden biri olan menü içinde bir ton geliştirme yapılmış. Artık iyice eskiyen arayüz büyük ölçüde iyileştirilmiş. Bunun üzerine son yıllarda PES serisinin tamamen Türkçe metin desteğiyle çıktığını düşünürsek menüde bir hayli rahat ediyorsunuz. Geçişlerin kolaylaştırılması daha rahat taktik oluşturmanızı ve istediğiniz işlemi gerçekleştirebilmenize yardımcı oluyor. Yine de bu konuda PES 2017'nin halen FIFA'nın arayüzüne yaklaşamadığını da belirtelim. PES'in ana modu olarak kabul edilen Master League, yapımın gerçekçiliğe yaklaşmasıyla iyice keyifli bir hale gelmiş. Özellikle transfer kısmında bizi hayli güzel geliştirmeler karşılıyor. Sağlam transfer ve kiralama seçenekleri bizi bekliyor. Sadece gözlemci sistemi biraz olmamış, daha doğrusu tamamlanamamış gibi duruyor. Hem PES hem de FIFA çok uzun bir süredir detaylı ana modlarında Football Manager serisinden ilham alıyorlar. FIFA bu noktada uzun süredir ön planda olsa da PES 2017 detaylarıyla bu kez ondan çok uzakta olmadığını kanıtlıyor. Üstelik gerçek zamanlı güncellemeler adındaki özellik sayesinde PES 2017 oyun modlarında gerçek zamanı daha uygun bir şekilde yakalayabiliyor. Online modunda genel olarak lag problemi yaşanmıyor ki bu gerçekten önemli. Bunun dışında her zaman olduğu gibi Become a Legend yani efsane ol modunda tek bir oyuncuyu kontrol ederek kariyer basamaklarında tırmanabilirsiniz. Henüz piyasaya sürülmüş olmasa da FIFA 17 sırf bu yön için hikaye modu geliştirerek çıkıyor.
Yani işin o tarafında sinematikler, kariyer kararları içeren diyaloglar var. Efsane o son derece eğlenceli olmasına rağmen tam bir karşılaştırma yapabilmek için FIFA 17'yi beklemek gerekiyor. Grafik ve sesi bir spor oyundan beklenebileceği gibi atmosferle birlikte değerlendirmek lazım. PES 2017 yine Konami'nin iyi olduğu yüz modellemeleri kısmında çok başarılı bir iş çıkartıyor. Ama statlar ve o statların atmosferi söz konusu olduğunda hayal kırıklığı yaşamaktan da kurtulamıyorsunuz. Bu konuda çok uzun bir zamandır rakibinin gerisinde olan PES serisi maalesef yine ciddi bir ilerleme sağlayamıyor. Peter Doherty ve Jim Bergin'den oluşan spiker ekibi de beklentilerin altında kalıyorlar. Her zaman olduğu gibi. Bunun dışında spikerler için çok fazla diyalog oluşturulmamış olması da yine dikkat çeken bir eksi yön. Sonuç olarak atmosferi eksi olarak aldığımızda bile PES 2017'nin sağlam oynanışı bize yol haritası oluyor. PES 2017 gerçekten iyi bir oyun ve sizi günlerce ekran veya monitör başına kilitleme potansiyeline sahip. Evet, yine birçok takım lisanssız olarak oyunda ve yine belli sıkıntılar devam ediyor ama PES geçtiğimiz yılla beraber yakaladığı ivmeyi arttırmayı başarıyor. FIFA mı PES mi sorusu için henüz erken olabilir ama tek kıstasınız PES 2017 ise bu sefer olmuş demek gerekiyor.